Merhaba, ben John Green. Hızlandırılmış kurs dünya tarihi dersimize hoş geldiniz. Bugün işler biraz karışacak çünkü Latin Amerika'daki devrimleri ve ülkelerin bağımsızlığını konuşacağız. Biraz karışık çünkü birincisi Latin Amerika büyük bir yer, ikincisi çok çeşitli unsurlardan oluşuyor, üçüncüsü Napolyon her şeyi daha da karıştırmış, dördüncüsü eskiden de gördüğümüz gibi bazen devrimler işte devrimsel şeyler değil. Örneğin adına devrim geçen New England Revolution takımına bakalım. Daha iyi bir takım kurmak yerine herkes gibi topu bir sağa bir sola atıyorlar. Aynı tas aynı hamam. Bağımsızlıktan önce Latin Amerika toplumu, toplumun üzerinde kontrolü olan 3 kurum ile biliniyordu. Bunlardan ilki İspanya Kraliyeti'ydi. Brezilyalılar için bunun adı Portekiz Kraliyeti tabii ki. İspanya'ya göre kolonilerin görevi her şeyden %20 vergi alarak gelir getirmekti. Buna Quinto Real deniyordu, yani kraliyete ait olan 5'te 1. Devlet idaresi her yere yayılmış bir haldeydi çünkü vergilerin toplanması için bu böyle gerekiyordu. Bir de Katolik Kilisesi vardı. Kilise insanların günlük hayatlarına kraliyetten, yani devletten daha fazla etki ediyordu. Kilise zamanı bile kontrol ediyordu. Kilisenin çalan çanları saatleri belirtiyordu ve haftada 7 günlük bir çalışma takvimi yapmışlardı. Pazar günleri insanların kiliseye gitmesine ayrılmıştı. Bir de ataerkillik vardı. Latin Amerika'da dünyanın çoğunda olduğu gibi erkekler genelde eşlerinin üzerinde kontrol sahibiydi ve evlilik öncesi ilişki cezalandırılıyordu. Daha doğrusu kadınlar bunu yaptığında cezalandırılıyordu. Erkeklerse genelde istediklerini yapabiliyorlardı. Bu çoğunlukla mülkiyet hakları ile ilgiliydi. Çünkü evlilik dışı çocuklara da babalarının malları miras kalabiliyordu. Bu sözüm ona kural, sanki kişinin temizliğiyle ve ahlakıyla ilgiliymiş gibi kurgulanmıştı. Latin Amerikalıların hayatı ataerkil yapı altında nasıl şekillendi? Bunu görmek için Sor Juana Inez de la Cruz'a bakalım. Kendisi 16 yaşında 5 dil konuşabiliyordu. De la Cruz üniversiteye gidebilmek için erkek kılığına girmek istedi ama kendisine izin verilmedi. Yine de piyesler ve şiirler yazdı. Matematik ve doğa bilimleri çalıştı. 17. yüzyılın önde gelen parlak zekalarından biri olduğu için saldırılara uğradı ve en sonunda yaptıklarını bırakmak zorunda kaldı. 4000 kadar kitabını satması gerekti. Hakikaten de yazık olmuş çünkü kendisi çok zeki bir insanmış. Bir keresinde Aristoteles'in eğer daha fazla yemek pişirseydi yazdıklarından çok daha fazlasını yazacağını söylemişti. Devam edelim. Öncelikle Latin Amerika dünyada kültür harmanlanmasında birinci sıradaydı. Yeni ve kendine has bir Latin Amerika kültürü ortaya çıktı. Bu kültür İspanya'daki beyazları, yani peninsülaleleri, Amerika kıtasında doğan beyazları yani kreolleri, yerli Amerikalıları ve Afrikalı köleleri barındırıyordu. Kültürlerin bu karışımı yerli Amerikalıların ve Afrika kölelerinin Hristiyanlık üzerindeki etkilerine baktığımızda çok net görülür. Örneğin yerliler Guadalupe Meryem'e Tonantzin diyordu. Tonantzin yerlilere göre toprak tanrıçasıydı. Ayrıca Meksika ikonlarındaki kan kullanımı da Aztek ayinlerindeki kan kullanımını andırıyor. Kültürlerin karışması Latin Amerika'da yiyecekten müziğe ve modaya kadar her şeyi etkiledi. Latin Amerika'da ırk çeşitliliği ve katı bir toplumsal hiyerarşi vardı. Toplumdaki en temel dört kategori şunlardı. Beyaz, siyah, mestizo yani beyaz ve yerli Amerikalı karışımı melez ve mulatto yani siyah ve beyaz karışımı. Aslında bu tür kelimeler artık kullanılmıyor çünkü incitici ve hoş olmayan kelimeler ama onlar kullanmışlar. Latin Amerika'da birçok farklı ırktan insan vardı ve 16. yüzyıldan itibaren onları kategorize edip sınıflara ayırmak için uğraşlar verilmek zorunda kalındı. Burada gördüğünüz eserlere de kasta tabloları deniyor. Burada olabilecek bütün ırk kombinasyonları aydınlanma çağı ruhuyla resmedilmeye çalışılmış ama ırk dediğimiz şey böyle bir kavram değil tabii. Bunun bir kanıtı da şu, düşük kasttan olan başarılı birinin gracias al sacar yani muafiyet için teşekkürler denen bir süreçten geçerek yasal olarak beyaz sayılması mümkündü. 1800'lerde yani Latin Amerika'nın bağımsızlık hareketleri şafağında halkın yaklaşık dörtte biri karışık ırktan geliyordu. Şimdi devrimlere geçelim. Bunu nasıl yapsak Stan? Latin Amerika'nın en başarılı ülkesiyle başlayalım. Tabii futbol takımı başarısına göre. Arjantinliler şimdi bana kızacak ama Brezilya diğerlerine göre farklıydı. Çünkü İspanya tarafından değil Portekiz tarafından yönetiliyordu. Latin Amerika'daki birçok devrim gibi bu devrimde muhafazakar eğilimliydi. Kreoller ayrıcalıklarını korumak istediler ama aynı zamanda bağımsız olmak istediler. Bir de çoğu Latin Amerika devriminde olduğu gibi bunda da Napolyon var. Ah sen yok musun Napolyon'a? Şimdi de kesin arkamdasın. Ah Napolyon. Napolyon 1807'de Portekiz'i ele geçirince Portekiz kraliyet ailesi ve bütün saray ahalisi Brezilya'ya taşındı ve Brezilya'yı çok sevdiler. Kral João Brezilya'yı çok sevdi. Konudan biraz sapmak gibi olacak ama João ismini Kral João'dan almış. Tarih konusunda böylesi bir hassasiyeti olabilir mi? Bence olabilir. Kral João Rio'daki hayatı o kadar sevmiş ki Napolyon Waterloo'da yenildikten sonra bile Kral Brezilya'da kalmaya devam etmiş. Daha sonra 1820'de Portekiz'deki Portekizliler artık istersen geri gel de Portekiz'in kralı olarak bizi yönetmeye başla demişler. 1821'de kral istemeyerek Lisbon'a geri dönüyor. Prens Pedro'yu oğlunu da geride bırakıyor. Bu arada Brezilyalı kreoller kendilerinin Portekizlilerden farklı olduğunu düşünüyorlardı ve sonunda Brezilya Partisi'ni kurdular. Stan öyle bir parti değil. Öyle değil ha.
Bak bak böyle bir parti işte evet. Bağımsızlık için lobi yapacak bir Brezilya partisi. Sonra 1822'de sıkıcı ve eski Portekiz'in prensi olan Prens Pedro'yu eğlenceli ve yeni Brezilya'nın kralı olmaya ikna ettiler. Pedro Brezilya'yı bağımsız bir ülke olarak ilan etti ve anayasal monarşi kurdu. Kendi de kral oldu. Bunun sonucunda da Brezilya kan dökülmeden bağımsızlığını kazanmış oldu ve toplumsal hiyerarşi sistemini korudu. En üstte plantasyon sahipleri vardı. Bu da Brezilya'nın kölelik sistemini bir yeni dünya ülkesi olarak sonlandıran son ülke olmasını açıklıyor. Brezilya'da kölelik ancak 1888'de tamamen yasaklandı. Napolyon, Portekiz kraliyet ailesini süper bir sürgüne zorlamadığında bile Latin Amerika ile uğraşıyordu. Düşünce balonuna gidelim şimdi. Latin Amerika'da bağımsızlık hareketi Brezilya ile değil Meksika ile başladı. Napolyon 1808'de kardeşini İspanya tahtına oturttu. Kendisi aslında Fransız devriminin liberal prensiplerini uygulamak istedi ama bu yeni Meksika'daki yönetici elitleri yani peninsülaleri kızdırdı. Bunlar aristokratlardı ve eskisi gibi tanrılardan gelen yetkiyle yönetime ve güçlü kilise dönemlerine geri dönmek istiyorlardı. Meksikalı kreoller kendi güçlerini bu elitler karşısında arttırmak istediklerinden burada bir fırsat gördüler. İspanya'nın Fransız kökenli yeni kralına sadakatlerini gösterdiler. Size bu konunun karmaşık olduğunu söylemiştim. Daha sonra büyük bir çiftçi ayaklanması başladı. Kreollerin desteklediği rahip Padre Hidalgo önderliğinde gerçekleşen ayaklanma peninsülalelere karşıydı. Ama aslında peninsülaleler İspanya'yı destekleyenler değildi. İşler daha da karıştı. Şöyle ki Hidalgo tarafından yönlendirilen Mestizo çiftçilerine göre kreoller ve peninsülareler birbirlerine benziyorlar ve aynı şekilde davranıyorlar. Ne zor kelime. Hepsi beyaz ve otoriterdi. Dolayısıyla çiftçiler genellikle kreollere saldırdı ama aslında kreoller peninsülarelere karşı çiftçilerle aynı taraftalardı. On binlerce destekçisi olmasına rağmen bu ilk ayaklanmadan bir şey çıkmadı. Ama ikinci ayaklanma ki başka bir rahip tarafından Morelos tarafından yönetiliyordu çok daha devrimciydi. 1813'te Morelos bağımsızlık ilan etti. Ve ayaklanma 1815'e onun ölümüne kadar devam etti. O da bir mestizo olduğundan kreollerden fazla destek göremedi ve Meksika'daki devrimci ateş sönmeye başladı. Ta ki 1820'ye kadar. O zaman Fransız değil İspanyol bir kral tarafından yönetilen İspanya liberal bir devrim yaşadı ve yeni bir anayasası oldu. Tabii gücü sınırlandırılmış bir kilisesi de. Teşekkürler düşünce balonu. İspanya'nın liberalleşme hareketlerinin ardından daha önce İspanya'yı desteklemiş olan Meksikalı elitler taraf değiştirdiler ve kreollerle bir oldular. Bunun nedeni ise ayrıcalıklarına tutunabilmekti. Birlikte bağımsızlık için çalışmaları onların hesabına iyi oldu. Kreol generali Iturbide ve ayaklanan Mestizo kumandanı Guerrero güçlerini birleştirerek bağımsızlığı kazandılar. Peninsülarelerin çoğu ise İspanya'ya döndü. Iturbide yani daha beyaz tenli olan general 1822'de Meksika'nın kralı oldu. Şunu hatırlayalım. Bu aslında temsilci hükümete karşı yapılan bir devrimdi ama pek işe yaramadı ve bir sene içinde kral ordu tarafından devrildi ve cumhuriyet ilan edildi. Halk egemenliği galip gelse de bağımsızlığı esas mümkün kılan çiftçilere pek faydası olmadı. Muhafazakar toprak sahibi elitler ve ordu arasındaki bu işbirliği özellikle de toprak reformları ve ekonomik adalet için çağrılar yapıldığı zamanlarda Latin Amerika'da tekrar tekrar yaşandı. Sonuçlara varmadan önce gelin bir devrimi daha konuşalım. Venezuela'nın iyi eğitilmiş bir kreol devrimci kadrosu vardı. Bunlar 1811'de devrimci juntayı kurmuşlar. Caracas'ta iktidarı ele geçirmişler ve cumhuriyeti kurmuşlardı. Ama Venezuela'nın iç kesimlerinde karışık ırktan kovboylar vardı. Bunlara Llanero'lar deniyordu ve kralı destekliyorlardı. Bunlar Caracas devrimcilerinin güçlerini iç kısımlarda arttırmalarını engelliyorlardı. İşte bu noktada Simon Bolivar, El Libertador işin içine giriyor. Bolivar, Caracas kreolleri ile Llanero'lar arasındaki gibi olan çeşitli sınıf farklılıklarını aşmanın tek yolunun genel bir Güney Amerikalılık duygusundan geçtiğini anlamıştı. Güney Amerikalıların neredeyse hepsinin ortak yanı İspanya'da değil Güney Amerika'da doğmuş olmalarıydı. Bolivar, su basmış tarlaları geçmesi ve uykusuzluğa direnmesi gibi birkaç güç gösterisinden sonra Llanero'ları İspanya için savaşmaktan vazgeçirdi. Dedi ki, onlar için değil onlara karşı savaşın. Bolivar 1822'de genel valilik olan Bogota'yı ele geçirdi. Ordular ise Caracas'ı ve Quinto'yu aldı. Durun durun, Arjantinliler zaten bana kızgınlar çünkü onların futbol takımlarıyla ilgili pek hoş şeyler söylemedim. Bir şey açıklığa kavuşturayım. Arjantin'in generali Jose de Martin, San Martin, İspanyolların yenilmesinde çok önemliydi. Şili'de İspanyollara karşı önemli keşif gezileri yönetti ve Lima'da da önemli bir görevde yer aldı. 1824 yılının Aralık ayında Ayacucho Savaşı'nda son İspanyol genel valisi de sonunda yakalandı ve tüm Latin Amerika İspanya'dan kurtulmuş oldu. Bir dakika, açık mektup zamanı mı? Evet, Stan, bekle, geliyorum. Evet, Simon Bolivar'a mektup. Ama önce gizli bölmede ne var bir bakalım. Oo, bir Llanero. Acaba bu oyuncağı şöyle kurarsam kalçaları sallanacak mı? Bakalım, işte. Sallanıyor. İşte böyle kovboy. Sevgili Simon Bolivar, öncelikle sakal tıraşın harika. Sanki yakışıklı bir Martin Van Buren gibisin.
Sen inanılmaz başarılara sahip bir adamdın ve bu başarılarında cidden iyi ödüllendirildi. Senin adını almış bir ülke var yahu. Ayrıca iki tane de para birimi. Ama benim için yaptığın en önemli şey ölmekti. Bunu bilmiyor olabilirsin Simon Bolivar ama ben sahte bir şöminenin kenarında oturmuş bir tarihçi olmadığım zamanlar roman yazarıydım ve senin son sözlerin lanet olsun bu labirentten nasıl çıkacağım cümlesi benim ilk kitabımda Alaska'yı ararken de geçiyor. Ama meğer onlar senin son sözlerin değilmiş. Senin son sözlerin büyük ihtimalle Jose bavulu getir gibi bir şeydi. Ama benim ben senin daha havalı ve romantik son sözlerini kullanmayı tercih ettim tabii. Buna yazarın dili serbest kullanması deniyor. Sen de bu kavramlardan haberdar ol istedim. Neyse şahane bir hayat sürmüşsün ama son sözlerinle bunu daha iyi anlatmanı isterdim. Sevgiler, John Green. 1825'te Karayip'te birkaç istisna dışında neredeyse tüm batı yarı küre Avrupa'nın boyunduruğundan kurtulmuştu. Aa evet bir de Kanada var. Ha, sadece şaka yapıyorum Kanadalılar. Sizinle dalga geçmek çok kolay çünkü çok şekersiniz. Ben de sizinle dalga geçiyorum ve bizi fark ettiğin için sağ ol diyorsunuz. Rica ederim canım ne demek. Bu aslında çok önemli bir gelişme. Özellikle de bu bölgenin çoğunun hemen hemen 300 senedir İspanyol ya da Portekiz kontrolünde olduğunu düşündüğümüzde bu bağımsızlık hareketleriyle ilgili en devrimci yansa yeni dünyaya halk egemenliği fikrini benimsetmiş olmalarıydı. Latin Amerika bundan sonra asla Avrupa güçlerinin kalıcı kontrolü altına girmeyecekti. Ayrıca Latin Amerika'nın bu kadar hızlı bir şekilde tek tek ülkelere ayrılması da ki bu Bolivar'ın Pan Güney Amerika hayaline karşıtı İşte bu ülkelerin ortaya çıkması buradaki halkların kendilerini Avrupa'dan ve birbirlerinden ayrı gördüklerini gösteriyor. Ulus devletlere bölünme işi Avrupa'ya 19. yüzyılın ortalarında neler olacağının habercisi gibiydi. Bu açıdan baktığımızda Latin Amerika 19. yüzyıl dünya tarihinin lideri sayılır. Ayrıca Latin Amerika modern çağdaki başka bir anahtar kavramı da önceden bize gösteriyor. Çok kültürlülük. Tüm bu söylediklerim Latin Amerika'yı çok modern gibi gösterdi ama aslında birçok açıdan Latin Amerika'daki bağımsızlık o kadar da devrimci değildi. İlk olarak peninsülareler gittiklerinde bile varlıklı kreollerin en üstte durduğu toplumsal hiyerarşi devam etti. İkincisi Fransa ve Amerika'da olan devrimler kilisenin gücünü azaltırken Latin Amerika'da Katolik Kilisesi insanların gündelik yaşamındaki gücünü korumaya devam etti. Bir de tabii ataerkillik var. Aslında bağımsızlık savaşında orduya katılan bir sürü kadın vardı. Örneğin Bolivya'da İspanyol güçlere karşı bir süvari hücumunu yöneten Juana Azurdi gibi. Ama yine de Latin Amerika'daki ataerkil sistem güçlü kaldı. Mary Wollstonecraft gibi yazarların feminist fikirleri dünyanın o bölgesine ulaşmak için biraz bekledi. Kadınlar 1953'e kadar Meksika'da yapılan ulusal seçimlerde oy verme hakkına sahip değildi. Peru'da ise bu hakkı ancak 1955'te sahip oldular. Ayrıca Latin Amerika'nın devrim savaşları uzun ve kanlıydı. 425 bin insan Meksika'nın bağımsızlık savaşında öldü. Ayrıca buralarda her zaman iktidar yoktu. Venezuela 19. yüzyılın çoğunu savaş halinde geçirdi ve milyonlarca kişi öldü. Ayrıca özgürlük için savaşmak her zaman özgürlüğü getirmiyor. Son 200 yılda Latin Amerika'da özel mülkü koruyan ve eşitlikçi bir yönetim sağlamayan bir sürü askeri diktatörlük baş gösterdi. Özgürlük, bağımsızlık ve özellik son derece karmaşık terimler. Bunlar farklı zamanlarda farklı insanlara farklı anlamlar ifade edebiliyorlar. Tıpkı devrim gibi arkadaşlar.